Selam arkadaşlar. Dünyanın Sivas'ı İrlanda'dan yine yeni bir videoyla hepinize merhaba. Bugün Waterford'dayız. Waterford şöyle bir gezdim. Canım sıkıldı. Hazır tatildeyiz zaten. Full time çalışmanın verdiği yorgunluk vardı. Birkaç gün dev yaptım. Öyle ihtimalleriniz de var burada çalıştığınız iş yerine göre. 3-4 gün dev yapıyorsunuz. Biliyorsunuz ki ben şehir dışında olacağım falan, kabul ederlerse izin gibi oluyor ama izninizden düşmüyor, sadece o gün size takvim vermiyorlar. Tabi planlama yapmadılarsa, planlama olduysa geçmiş olsun, DF olmuyor. Dedim arada boşluğumuz var, bari Waterford'a gelelim. İrlanda'yı görelim, tanıyalım. Herkes şey yapıyor, buraya geliyor direkt Avrupa vizesi alıyor, Avrupa'yı geziyor ama ben hani burayı tanımadan Avrupa'ya gezmekten taraftar değilim. Burası da böyle güzel. Bu da Tarkan'ın köpeği gibi. Atıl kurt. Hain kosok. Kurt. Babanı kim öldürdü? İşte Waterford'a geldim. Korktan burası ortalama 2-2,5 saat sürüyor. Benim yolculuğumda 2,5 saat sürdü. Ama çok yoran bir yolculuklar değil bunlar. Yani İstanbul'la Bursa gibi düşünebilirsiniz otobüste. Rahat. Zaten trafik falan yok hiçbir yerde. Waterford küçük bir yer. Tam böyle liman kıyısı bir yer. Tarihte de şey, liman kıyısı olmasının dezavantajlarını yaşamış. İşte buraya Viking abilerimiz gelmiş. Kurt köpeğini de gördük. Aklıma şey geldi, eski Türk filmleri geldi. Tarkan Viking kanı gibi. İşte Viking abilerimiz gelmiş buraya. Zamanında arada işgal etmişler, bir şeyler çalmışlar, yerleşmişler sonra. Öyle hikayeleri var. Sonrasında şarap kaçakçılığı falan da yapmışlar belli bir süre. Ama İrlanda'nın hani ilk şehirlerinden bir tanesi burası da. Vikingler öyle bir şeye vesile olmuş. Buraya geldim, kendi içinde 3-4 tane müzesi var. Onlara baktım böyle. Burası da meydan arkadaşlar. Şöyle ufak bir meydan. Pek bir şey yok. Birkaç kafe dışında pek bir şey bulamadık. Muhtemelen akşam buralar biraz daha hareket oluyordur dışarıya. Mesela şuradaki pub falan açıyordur diye düşünüyorum. İşte Viking abiler gelmiş burada, birazcık yakmış yıkmış takılmışlar. Zaten Viking şehri olarak geçiyor burası. Tarihinde de hani müzelerde de görüyorsunuz Viking esintilerini. Kayık falan var. Vikinglerin yapmış olduğu oyma falan var orada. Kullanmış oldukları. Burası da her zamanki gibi İrlanda'nın şehirlerinde olan Mecburiyet Caddesi'ne sahip. Tek bir cadde üstünde. Bütün gece hayatı, her yer buranın üstünde muhtemelen. Yani benim gördüğüm en hareketli yer burası çünkü. Şehir merkezi gibi bir yer. Geldim ben de müze geziyorum. İşte bir tane müzeye gittim. Orada bilet aldım. O biletle 5-6 yeri falan gezebiliyorsunuz. İsterseniz bir iki yere de gidebiliyorsunuz ama çokluğunu aldım. Turum burada varmış ama turu katılamayacağız. Pazartesiymiş, ona dikkat etmemişiz. Müzelerde ne anlatıyorlar işte? Buradaki Waterford'daki aileleri anlatıyor. Yapılan ticaretler. Kimisi camda, cam icadında falan bir şeyler yapmış. Kimisi şarap kısmında çalışmış. Kim aileler burada büyük gemiler yapmış. Onların hikayesi var. Onları anlatıyorlar. Ama insanlar yine şey yani. Yerlileri buranın biraz nazik. Şey değiller. Yani saçma sapan insanlar yok. Zaten buradaki ırkçıların çoğu da aslında İrlandalı olmayan insanlar. Hani İrlandalı olanların bir kısmı da var. Küçük bir kısım. Diğerleri de Polonyalılar falan. Hani Polonyalıları pek sevdiğim söylenemez, o yüzden ırkçı olduklarını düşünüyorum ben. Birçok kişi de aynı mesela. Brezilyalı arkadaşlarım var. Onlarla konuşuyorum, başka iş yapanlar. Onlar da benzer şeyler söylüyor. Hani sektörler tamamen farklı olmasına rağmen. Şurada da şöyle bir yolumuz var. Waterford çok kalabalık değil. Hani yürürken de şöyle benden başka Türkçe konuşan görmedim. Ben de şu an tek gezdiğim için ben de konuşmam. Bir tek kamera kaydında onlar görüyordur işte. Aa, buna ne konuşuyor böyle diye. Arap mı acaba diye şey yapıyorlardır. Bilmedikleri bir dil.
Ama şehrin şeyi güzel. Geçek biz de hızlıca. Hani caddesi bir tane olmasına rağmen hani hareketli. Marketler falan onları saymıyorum artık. Her yerde aynı olan. Dunes Store, Lidl, Deals. Bunlar var. Ama Waterford tarihte önemli bir yeri olan bir kent İrlanda için. Tarihi için de öyle. Birkaç buluşları olmuş, şeyleri olmuş. Hani dünyaya yayılmış bunlar da. Viking abilerimizin İrlanda'daki memleketi olarak geçiyor. Muhtemelen burada da şey vardır. Burada da şey var arkadaşlar. Herkesin de vibe var. Türkiye'de nasıl durum bilmiyorum. Herkes bir şey içiyor. Tren gibi geziyor. Genç, yaşlısı. Vibe'ı çekip çekip üflüyorlar. Şöyle şurayı da çekelim. Buraya girmedim birazdan. Buraya da girelim. Burası da şehrin diğer tarafı. Geçerken hızlıca. Bu yılbaşı etkinliklerinden dolayı Kork'ta falan da vardı. Burada da var. Dövme dolak yapıyorlar buralara. Atlı kırıncalar falan alıyor. Zaten şuradaki dilek ağacı gibi bir şey. Hani dileklerinizi, umutlarınızı yazıyorsunuz oraya. Rotary Club yapıyordu bunu Kork'ta. Burada kim yapıyor bilmiyorum. Muhtemelen benzer bir organizasyon vardır. Onlar yapıyordur. Hemen arkasında o şeyleri görürsün zaten birazdan. Atlı kırıncaları falan. Hava güneşli gibi görünüyor. Diyeceğim de güneş yok. Saat 3 oldu. 4 gibi falan kapanıyor zaten şey hava. O yüzden güneş çok az var etrafta. 0-2 derece arası bugün. Öyle bakalım. Yarın da farklı bir yere gideceğiz. Gezeceğiz böyle. Yani amaç şey. Buradaki insanları tanıyalım. Kültürlerini tanıyalım. Aksanlarını duyalım azıcık. Şöyle. Diğer türlü biz buradaki insanları tanıyamayız. Hani buraya geldim, Dublin'e, Cork'a, Galway'e, Limerick'e gittim, bıraktım. Bana göre değil. Ben tanımak istiyorum her şeyiyle. O yüzden daha önce adını bile duymadığım yerlere otobüs bileti varsa alıyorum biletimi. Oralara gitmeyi düşünüyorum. Video çekerken de elim dondu ya. Aa, soğukmuş. Ya şurada şey var. Manav gibi bir şey var. Şehrin tam göbeğine de geldik. Şöyle atlı karıncamız. Burası işte şehrin kalabalık olan bölgesi. Buralar. Benim anladığım. Birazdan bir çay kahve falan içeriz. Öyle yolumuza devam ederiz. Şu aşağı taraf mesela şu tarafın olduğu yerler. Şuralar. Orada da şeyler var. Liman, marina tarzı bir yer var küçük. Orada yelkenleri falan koymuş abilerimiz. Belki ileride bir gün biz de alırız yelkenleri her zamanki hayalimiz. Şöyle tekrar sizleri çocukluğumuza döndüreyim. Bugün de mikrofonumu unutmuşum ben. Kulaklığım mikrofonuyla beraber video çekiyorum. Umarım güzel çıkıyordur. Şehirde birazcık turlayalım. Bu arada İrlanda hakkında size garip garip bilgiler vereyim. Burada bazı bankalarda mesela cam yok. Veyahut da bazı tarihi eski binalarda cam yok. Bunun sebebi de zamanında işte kraliçe cam vergisi almış. Ne saçma değil mi? Şu anki bizim hükümetimiz gibi. Yani kraliçenin paraya ihtiyacı var. Camdan vergi alıyoruz. Yakın Türkiye'den de alırlar. Kardeşim senin evinde 6 cam var. 6 cam vergisi vereceksin. Bundan dolayı da işte bazı kamu kuruluşları veyahut da bankalar veyahut da insanların tercihi camları kapatmışlar. Böyle tercih etmişler. Buranın havası beni şeye götürdü be. Galata gibi olmuş. Galata'nın etrafındaki yerler gibi o. Dönercinin oradan aşağı inen bayırın olduğu yer gibi. Hani tam şurası şey. Fenikülerin kalktığı bina gibi duruyor. Ya da özledik oraları. Ondan dolayı olabilir. Onun haricinde zamanında işte
hırsızlık yapanları, suç işleyenler. Hani İngiltere kendi şeyine göre, kafasına göre. Aa, burası da güzelmiş. Şöyle göstereyim size etrafı. Burada tutuklayıp Avustralya kıtasına gönderiyormuş. Hani sürgünün nasıl bir çeşit olduğunu siz düşünün. Suç işlediniz veyahut da bir şey yaptınız. Çocuksunuz. Avustralya'da bir hapishaneye, bir yere gönderiliyorsunuz. O yüzden de hani Avustralya'daki İrlandalıların nüfusu çok fazla. Bundan dolayı. Hani düşünsenize 1900'lerdesiniz veya 800'lerdesiniz. Bir şey oldu, suç işlediniz ya da baş kaldırdınız, isyan ettiniz ufak tefek. Adam seni öyle bir yere gönderiyor ki hani şu an bile tehlikeli Avustralya. Yani diyoruz ki örümcek çıkıyor, köpek balığı var, timsah var, zart var, zırt var. Öyle bir yere gönderiliyorsunuz. Hiçbir bağınız falan kalmıyor. Artık sadece oradaki komünite gibi oluyorsunuz. Şimdi 6 ayın bitiminde biraz daha şey hissediyorum. Hani entegrasyonu hızlandırmış gibi düşünüyorum. Hani entegrasyonumu tamamlamaya yaklaşıyorum gibi bir hissiyat oluyor. Bu süreçte ne yaptık işte? Tatil zamanıydı. İlkokulu falan bitirmiştik. Bunları konuşmuştuk. İşte güvenlik sertifikası için kursa başladım. Kurstan ilk verifikasyonu aldık. Sınavlarını geçtik. Rapor falan tutmanızı istiyorlar. Onları detaylı bir videoda anlatırım sizlere. Raporlarımızı tuttuk, şey yaptık. Şurası tekrar aşağıya çıkıyor, yola çıkıyor. Başarılı olduktan sonra işte bu kursla şey sürüyor tamamen. Online kurs. Başarılı olunca size iki tane sertifikasyon atıyorlar. Sonra adli sicil belgesiz Arturt oluyorsunuz. Başvuru yapıyorsunuz. Bakalım sertifikamız elimize gelsin bir. CNIB'nin bitmesine yakın zamanlı kaldı. Brezilyalı bir arkadaşla konuştum ben, iş arkadaşıyla. Ona şey yapmışlar, CNIB'nin süresi doldu. Yeni kart alana kadar vermeyeceğiz tarzı muhabbet yapmışlar. O da hani randevu bekliyorum demiş. Şu an korkta randevular da sıkıntı. Randevu alıyorsunuz 3 ay sonra, 4 ay sonra size geliyor CNIB randevusu. Bakalım, ben randevu falan mailin çıktısını da aldım, gönderdim evraklarla. Umuyorum ki güzel sonuçlar olur, uğraşmayız biz diğer arkadaş gibi. Onun da almasını temenni ederim. Bakalım güvenlik işi nasıl olacak? Herkesin dediği gibi yüksek saatler yazılıyor mu, rahat mı o kadar? Yoksa zorlayacak bir iş mi bizi? Hepsini göreceğiz. Ben niye alıyorum? Ben elimde opsiyon olsun istiyorum. Çünkü yani iş yerinde herhangi bir sıkıntı olduğunda ben patır patır iş değiştirmek istiyorum. Buradaki en kolay şey de güvenlik olmak. Açık var sektörde. Yani çok da zor olmayan bir şekilde alınıyor. Dediğim gibi detaylı videosunu daha sonra ileride bir gün yaparız. Waterford biraz daha şey kaldı ama bana göre. Korkun altında standart olarak. Şöyle burayı da gösterelim. Güzelmiş burası da. Limerick bir tık daha güzel bence Cork'tan. Waterford kötü. Bakalım Galway'e gidersem orayı saklayın ne düşüneceğim. Şurada bir resim var güzel bir binada. Onu da sizlerle paylaşırım. Yine yeniden daha sonra görüşmek dileğiyle.